Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Nokta Eğitim Kurumları'nın yapmış olduğu bu haftaki deneme sınavının çözümüyle beraberiz. Yayınımız Aydın Yayınları kurumsal bir deneme. İkinci sınavı bu Aydın Yayınları'nın fen bilimleri sorularıyla başlayacağım. Birinci soruyla başlamak istiyorum. Birinci sorumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir deneyimiz var. Fen bilimleri dersi öğrencileri gördüğünüz gibi aşağıdaki malzemeleri kullanarak bir deney tasarlıyorlar. Deney de belli. Portakal fark ettiyseniz bir konumdayken evet, eksen eğikliği yapılmamış yani dik tutulmuş. İkincide de gördüğünüz gibi bir eksen eğikliği söz konusu. Bize ne sorulmuş hemen bir bakalım. Bu deneyi yapan öğrenciler verilen ifadeler hangileri söyleyebilir demiş. Hemen tabi standart bir soru bu. Bildiğimiz bir soru. Şıkları hemen görelim. Gördüğünüz gibi yukarıda bir durumundayken kuzey ve güney yarımküreye aynı miktarda ışık düşmektedir. Evet, bunu hep anlatıyoruz. Hatırlayalım. Eksen eğikliği olmasaydı kuzey ve güney yarımküreye aynı miktarda ışık düşer. Bu tartıştığımız bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzeye ve güneye gelen ışıklar ne yapacaktı? Aynı olacaktı. O zaman birinci bilgi doğru olacaktır. Hemen ikinci bilgiye bakıyorum. Dünyanın dönme ekseni eğik olduğunda ışık bazı yerlere dik, bazı yerlere eğik düşer. Gördüğünüz gibi zaten buradan gelen ışınlardan şu anda belli. Fark etse güney yarımküreye ışınlar ne yapacaktır arkadaşlar? Dik gelecektir. Kuzey yarımküreye ise eğik gelecektir. Bunu da ne yapıyorum? Çok rahat görüyorum. Evet, dünya güneş etrafında hareket ettirilir. Evet, ettirildiğinden eksen eğikliğine sahip olduğundan dünya üzerinde bir noktaya düşen ışınların açısı zamanla değişir. Evet, ikinci konumdaki deneyimizde bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? Gözlemliyorum. Bu bilgimiz de nedir? Doğrudur. Burada da cevabımız birinci soru D seçeneği doğru cevap olacaktır. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Evet, ikinci soruda da bize bir gördüğünüz gibi oyun tasarlanmış. Mevsimlerin oluşumu konusunu pekiştirmek isteyen Nilay öğretmen aşağıdaki oyunu tasarlamış. Bu oyunda tahtaya yukarıdaki şekli çizen öğretmen öğrencilerine dörder soru yöneltiyor. Öğrenci verdiği her soruya evet, doğru cevap olarak iki kutu ileri, bir yanlışa bir kutu geri gidiyor. Öğrencilerden Eda ve Burak'a sorulan sorular öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibidir. Devam edelim okumaya arkadaşlar. Öğrenciler başlangıç yazan kutudan başladığına ve ilk cevabı gördüğünüz gibi doğru cevabı verene kadar ilerleyemediklerine göre Eda ve Burak'ın ulaştığı kutuların numaraları aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Hemen isterseniz sorulara geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuzda 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarının dik düştüğü yer. Evet. Biliyorsunuz dik düşüyorsa ne yaşamak zorunda arkadaşlar? Yaz. Hangi tarihte? 21 Aralık'ta. Biliyorsunuz biz dünyanın kuzey yarım küresinde yaşıyoruz. Demek ki 21 Aralık tarihinde yaz yaşıyorsa arkadaşlar burası nerede olmak zorundadır? Güney yarım kürede olacak. Güney yarım kürede hatırlarsak bu dönencenin adına ne demiştik arkadaşlar biz? Oğlak dönencesi demiştik. Lütfen bunu unutmayalım. O zaman demek ki burada 2 ileri ne yaptı bu arkadaş? Gidecektir. Peki. Ne demişti Burak? Yengeç. O zaman olduğu yerde halen 1'de. Yani ileriye gidemedi. Evet. Dünyanın eksen eğikliği ve gördüğünüz gibi dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucunda ne oluşur? Bu ikisi beraber olacaktı hatırlarsak. Dünyanın eksen eğikliği ve aynı zamanda güneş etrafındaki dönme sonucunda mevsimler meydana gelirdi. 2 ileri daha gitti gördüğünüz gibi bu arkadaşımız. 4'e geldi hatta. Evet, burada gece gündüz dediği için halen olduğu yerdeyiz bu arkadaşla. İleriye gidemedik. Evet, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihine verilen isim. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar burada 21 Aralık, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Mart. Bunlar bizim için neydi? Gün dönümüydü. Evet, gördüğünüz gibi Eda yine doğru söyledi. Yine 2 ileri gidecektir. Bu bilgi yine ne yaptı arkadaşlar bizim için? Yanlış oldu. Evet, biliyorsunuz başladığı yerde olmadığı için ileri geri diyemiyoruz. Şurada söylemiş doğru cevabı verene kadar ilerleyemediklerine göre demiş. Lütfen burada dikkat etmenizi istiyorum. Evet, 23 Eylül 21 Mart tarihinde güneş ışınlarının dik düştüğü yer ki biz bunlara ekinoks demiştik. Ekinoks nerede yaşanırdı? Ekvatorda yaşanırdı. O zaman 2 ileri gidecek arkadaşımız bu. O zaman Burak arkadaşlar ne yaptı? Başlangıç noktasına 2 ileri gitti, 2'ye geldi. Kesin 2'de olacak zaten tek cevap var. Gördüğünüz gibi 2 de Bursa olacak ama görelim. Burada zaten 2 ileri 2 2 ileri 1 de ne yapacaktı burada? Geri yapacaktı. O zaman başlangıçtan arkadaşlar bu da nereye gelmişti? 5'e gelmişti. İkinci sorumuzun cevabı B seçeneği doğru cevaptır. Hemen 3. soruma geçiyorum.
Evet, üçüncü soru gördüğünüz gibi bir tasarı basınçla ilgili, hemen okuyalım. Özdeş küpler kullanarak oluşturulan cisimlerin aşağıdaki yapboz parçaları üzerine yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerde zemine aynı basıncı uygulayan parçalar birleştirerek yapboz modeli oluşturulacak parçalar hangileridir denilmiş. Tabii teker teker basıncı bulacağız. Katılardaki basıncımız biliyorsunuz ağırlık bölü yüzey alanıdır. Lütfen unutmayalım. Ne istemiştik sizden? Ağırlık. S dediğimiz arkadaşlar burada neydi bizim için? Yüzey alanıydı. Yüzey alanını ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Evet. Buradaki yüzey alanı bizim için S'tir. Buradaki arkadaşlar ağırlığımızda gördüğünüz gibi 2G'dir. Yani GG. O zaman buradaki basıncımız ne yapacak? P1'de arkadaşlar 2G bölü S olacak. Gördüğünüz gibi ikinci şekil P2'de G bölü S olacak. Evet. Üçüncü şekle baktığımızda arkadaşlar 3G bölü S olacak. Çünkü 3 tane ağırlığımız var. Evet, dördüncü şekle baktığımızda arkadaşlar 4G bölü 2S olacak. Yani buradan sonucumuz ne çıkacak? Yine 2G bölü S. Evet, üçüncü, beşinci şekle baktığımızda arkadaşlar 3G bölü S olacak. Altıncı, 2, 4, 5. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? 5G bölü 3S diyeceğiz. Yedinciye baktığımızda 6G bölü, gördüğünüz gibi arkadaşlar 3S olacak. Yine buradan 2G bölü S çıkacak. Evet, 8. de gördüğünüz gibi arkadaşlar 6G bölü 3S olacak. Bu da gördüğünüz gibi 2G bölü S olacak. Evet, aynı olanları sormuştu. Gördüğünüz gibi 1, 4, hemen bakıyorum 7 ve 8. 3. sorumuz 1, 4, 7, 8. Gördüğünüz gibi 3. sorumuzda da doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği doğru cevaptır. Hemen burada da arkadaşlar 4. soruma geçtim. Dördüncü sorumuzda gördüğünüz gibi bir yüksek ve alçak basınçla ilgili bir soru var karşınızda. Hemen hatırlayalım. Ne demiş? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşan hava hareketine rüzgar denir. Evet, burada 4 mum var. Ne olacak arkadaşlar bizim için? Sıcak. Burası soğuk. O zaman rüzgarımız sola doğru esecek. Burada da aynı şekilde. Evet, burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burası soğuk. Burası ne olacak bizim için? Sıcak. Rüzgar ne yapacak arkadaşlar? Sağa isteyecek. Mum alevleri sağ tarafa. Buradakiler de arkadaşlar sola gidecektir. Buna göre demiş hangileri yanlıştır denilmiş. Hemen beraberce bakalım. Sarı mumların alevindeki dalgalanma yönü rüzgar yönünü gösterir. Bence de bunu çok rahat bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, dörtlü mumların çevresinde alçak basınç alanı oluşur. Bizim için sıcaksa ne demiştik arkadaşlar buraya? Alçak basınç. Soğuk demek arkadaşlar bizim için. Ne demekti? Yüksek basınç. Lütfen bunlar aklımıza gelsin. O zaman bu bilgi de doğru. Her iki durumda da sarı mumların dalgalanma yönü aynı yöne doğrudur. Gördüğünüz gibi doğru sorumuza cevap C seçeneğidir. Hemen 5'e bakıyorum. Evet, 5. sorumuz bir tablo verilmiş bize. Okuyalım. Buna göre KLM şehirleriyle ilgili verilen ifadelerden hangisi kesinlikle arkadaşlar yanlıştır denilmiş. KLM şehirlerinin ay ay ortalama sıcaklık değerlerine santigrat cinsinden verilmiştir diyor. Hemen 5. sorumuzu inceleyelim. KLM şehirleri kuzey yarımküredir. Bir kontrol edelim. Sıcaklıklara bakalım arkadaşlar. Burada 0, gördüğünüz gibi eksi 6, 2.3, 4. Evet, aynı yarımkürede olabiliriz. Bir de yaz sıcaklıklarını kontrol edelim. Haziran'da 19, 20, Temmuz'da 22, 24. Evet, bunların aynı yarımkürede olma ihtimalleri var mı? Var. O zaman yanlışı sormuş arkadaşlar. Bu zaten doğru. Hemen ne yapıyoruz? B seçeneğine bakalım. 21 Aralık'ta L şehri en uzun gündüz. Evet, en uzun gündüzün yaşanması için biliyorsunuz ki arkadaşlar 21 Aralık'ta burada yaz yaşanması lazım. Başlamış mı yaz bakalım. 18, 22. Evet, sıcaklık gördüğünüz gibi arkadaşlar artmış. O yüzden bu da nedir arkadaşlar bizim için doğrudur. KLM şehirleri 23 Eylül tarihinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Gece gündüz eşitliği biliyorsunuz ki arkadaşlar ekinoks olduğunda olacaktı. Bu da biliyorsunuz neredeydi? Ekvatordaydı. Evet, ekvatorda olma ihtimalleri var mı bunların? Var. Sonuçta böyle sıcaklar birbirine çok yakın. Bunun için de kesin yanlış diyemem. Ama bakalım ne demiş burada? LM şehirleri aynı yarımkürededir. Biliyorsunuz o zaman ne yapması lazımdı? Birbirine çok yakın sıcaklıklar olacak. Bir kontrol ediyorum. L şehri dikkat edersek arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart'ta yüksek sıcaklık yaşarken M şehri ise düşük sıcaklık yaşıyor. Yani bir tarafı yazken bir tarafı kış.
Evet, bir tarafı yazken bir tarafın kış olması demek farklı yarım küreler olması demektir. O yüzden de burada 5. sorumuzun cevabı D seçeneği doğru cevaptır. 6. sorumuz. Evet, demin basıncı zaten tanımını söylemiştik. Burada bize tanım söylenmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Hemen isterseniz yine de küçük bir hatırlatma yapalım. Alçak ve yüksek basıncı göstermiş arkadaşlar. Burada hava aşağı doğru gidiyorsa bizim için arkadaşlar burada oluşan basınç hatırlarsak yüksek. Yukarıda doğru gidiyorsa arkadaşlar burada oluşan basıncımız neydi? Alçak. Rüzgar nereden nereyedir diye sorulursa bize yüksekten alçağıdır. Buna göre şu anda ne yapalım arkadaşlar? Nelerin doğru olduğunu beraberce inceleyelim. Evet, 1 ve 2. görselle alanlarla ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Hemen sorumuzu beraberce inceleyelim burada. 6. sorumuz. Hemen ne demişler? Yanlış istemişler bizden. Gördüğünüz gibi iki alan arasında yatay yönlü hava hareketi birden ikiye doğrudur. Ne demiştik burası arkadaşlar? Yüksek. O zaman bu taraf alçak. Rüzgar nereden nereye? Yüksekten alçağa. O zaman bu bilgi doğru. Evet, bir ne demiş? Alçak demiş. Gördüğünüz gibi direkt yanlış oldu. Yüksek olması lazımdı. Alacağız. Bir de alçaltıcı hava hareketi vardır. Bu bilgi de doğrudur. O zaman yanlış olan ifade yalnız 2'dir. Burada da cevabımız 6 Adana. Hemen 7'ye geçiyorum. Evet, bize bir uzun uzun bir tanım yapılmış. Soru kökünü okumakta fayda var. Aşağıda bir çift ebeveyni oluşturan 4 çocuğun DNA parmak izi analizleri verilmiştir. Buna göre kaç numaralı çocuklar öz kardeştir? O zaman önce testi anlatacaktır bize. Hemen bir testi okuyalım beraber. Evet. Her DNA zincirinin organizmanın gelişimiyle ilgili genetik bilgiyi içeren parçalara eksonlar ve görünüşte hiçbir genetik bilgiyi taşımayan parçaları gördüğünüz gibi introntlar vardır. Her ne kadar introntlar gereksiz gibi görünse de DNA'nın 3 boyutlu oluşumu ve henüz keşfedilmemiş özelliklerini kontrol etmektedir. Bu gen olmayan DNA bölgelerini tekrarlayan baz çiftlerinin içerdikleri bulunmuştur. Bu diziler gördüğünüz gibi VNRT olarak adlandırılmış DNA baz kesici enzimler kullanılarak laboratuvar ortamında tekrarlayan baz dizilimleri kesilir. Kesilen parçalar özel bir jelle enjekte edilerek görülür. Bu sayede farklı uzunluğa sahip DNA parçaları jelde farklı yol alarak jel üzerinde bantlar oluşturur. Bantların canlının DNA'sında kendine has bir görünümü vardır. Bu DNA parmak izi olarak adlandırılır. Bir insanın VNRT'lerinde onun anne babası tarafından verilen genetik bilgiler gelmektedir. Kişi anne ve babasından veya bir kişinin kombinasyonlarından katılan VNN'ler sahip olabilir. Fakat asla anne ve babasından olmayan bir VNTR'ye sahip olamaz. Yani bunun Türkçesi, anne babadaki gördüğünüz gibi şu bantlar çocukta da olmak zorunda diyor. Eğer bu bantlar çocukta varsa öz kardeş, yoksa biz kardeş değil diyeceğiz. Hemen çok bariz görülüyor. Annede mavi gördüğünüz gibi bantlar, babada sarı bantlar var. O zaman demek ki yeşil bantlarla ve kırmızı bantlarla bir işimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi ve sarı birinci çocukta var. Evet, üçüncü çocukta da aynı şekilde sarı ve mavi bantlar var. O zaman burada öz kardeş olanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ve üçüncü kardeştir. Evet, yukarıda hikayeyi uzun uzun anlatmış. Bize DNA parmak izinin ne olduğunu göstermiş kısaca. Ama gördüğünüz gibi şuradaki kelimelere dikkat edersek anne babadan direktmen diyor gelmek zorundadır diyor. O yüzden de cevabımız gördüğünüz gibi arkadaşlar 7. soruda Bursa, 8. soruya geçiyorum. Evet, 8. soruda bir DNA modeli ile ilgili bir soru. Hemen okuyalım. Standart sorumuzdan biri. Bir DNA modeli tasarlanmak isteyen Hakan aşağıdaki malzemeleri kullanıyor. Tasarımda büyük boncuklar, deoksiriboz. Büyük boncuklar arkadaşlar deoksiriboz olacakmış. Devam edelim. Şeker ve fosfatta küçük boncuklar azotlu organik bazlara benzetilmiş. 4 farklı renkteki boncuklar 2 farklı büyüklükte ne yapmış bizim için? Boncuklar ve kurdale varmış. Hakan'ın modelde kullandığı boncukların sayısı DNA modelini tasarlamak için yeterli miktarda olduğuna göre boncukların sayısını gösteren grafik hangisine doğru tasarlanmıştır diye sorulmuş bize. Evet, hatırlayalım. Bir ne demiştik arkadaşlar? Nükleotidin yapısında neler vardı? Onları bir hatırlayalım. Azotlu ne diyeceğiz? Önce tabii şöyle bir fosfat, deoksiriboz şekeri ve azotlu organik şöyle ne yapalım arkadaşlar? Baz olsun. Bu neydi bizim için arkadaşlar? Fosfat.
Bu bizim için neydi? Deoksiriboz şekeri. Ve bu da azotlu organik baz. Azotlu bizim için arkadaşlar organik baz. Biliyorsunuz azotlu organik baz adenin olabilir, timin olabilir, guanin olabilir, sitozin olabilir. Şimdi buradaki kalacağımız püf nokta tümünde deoksiriboz ve fosfat sayısı eşit olacak. Zaten yukarıda demişti büyük olanlar arkadaşlar deoksiriboz olacağı için dikkat edersek buradaki toplam sayıyı ne saylamak zorundaydı? Büyük buradaki kurdaleler sağlamak zorunda. Hemen bakalım burada basitçe gördüğünüz gibi 8 tane kırmızı varmış arkadaşlar. 8 tane de yeşil varmış. O zaman sayılar eşit. Atıyorum siz buna adenin derseniz bu timindir. Gördüğünüz gibi 12 tane küçük mavi demiş. Burada da 12 tane sarı. Burada da guanin varsa burası sitozindir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mantık olarak da burada ne yapacak o zaman? Toplam 12, 12, 24. Şuradan 24 gelecektir. 8, 8. Buradan da 16. Toplam gördüğünüz gibi 40 nükleotidimiz var. O zaman 40 tane de deoksiriboz olacaktır ki tuttu. O yüzden direktmen cevabımız A seçeneği doğru cevap oldu. Hiç diğerlerine bile bakmaya gerek yok. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Evet 9. soruda yine bize bir deney tasarlanmış. 1944'te gördüğünüz gibi işte bir vatandaş arkadaşlarıyla farelere kapsüllü ve kapsülsüz zatüre bakterileri kullanarak verdiği bir deneyi anlatmış. Deneye bakalım. Kapsülsüz canlı bakteriler gördüğünüz gibi enjekte ediliyor fareye ve sonuç olarak fare zatüre geçirmemiş. Daha sonra gördüğünüz gibi kapsüllü canlı bakteriler enjekte edilmiş ve gördüğünüz gibi fare zatüre geçirerek ölmüş. Hemen ne anlıyorum burada? Kapsüllü bakteriler zatüre oluşturur. Gördüğünüz gibi burada ne yapmışlar? Alttan ısıtmışlar ve bakterileri öldürmüşler. Yine fareyi enjekte etmişler ve fare gördüğünüz gibi zatüre geçirmemiş. Yani ısıtılarak öldürülen bakteriler zatüre oluşturmuyor. Daha sonra gördüğünüz gibi ısıtılarak öldürmüş bakterileri kapsülsüz bakterilerin içerisine karıştırmışlar. Bunu fareye enjekte ettiklerinde farenin öldüğünü görmüşler. Yani kısacası buradaki demek ki ısıtılarak öldürülmüş bakterilere tekrardan ne yapılmış? Kapsüllü bakteri oluştuğunu anlıyoruz. Kim yardımcı olmuş burada arkadaşlar? Kapsülsüz bakteriler ki faremiz ölmüş. Evet şıklara geçiyoruz hemen. Şıkları beraber inceleyelim. Evet, deneyin sonucunda canlı gördüğünüz gibi kapsülsüz bakteriler ölü. Kapsüllü bakterilerden bir maddenin geçmesine canlı kapsülsüz bakterilerin canlı kapsüllü hale geldiği anlaşılır. Bakteriyi dönüştüren bu modele DNA'dır. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Evet, burada dikkat edeceğimiz püf nokta arkadaşlar. Verilenlerden hangisi doğrudur diye söylenmiş bize 9. sorumuzda. Hemen sorumuzun şimdi diğer cevaplarına bakalım. Kapsülsüz canlı bakteriler yalnız başına zatüre hastalığı neden olmaz. Az önce gördük. İlk fare kapsülsüz enjekte edilmişti ve yaşamıştı. Bu doğru. Gördüğünüz gibi ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler yalnız başına zatürre hastalığına neden olmaz. Evet bunu da gördük. Çünkü niye? Bunlar arkadaşlar ısıtarak öldürdüğümüzde ne yapmıştı faremiz? Yaşamıştı. Peki kapsülsüz bakteriler öldürülmüş kapsüllü bakterilerin DNA'ları etkileşime girerek kapsül oluşturmuştur. Ki ben de bunu söylemiştim size. Tekrardan burada gördüğünüz gibi ne yapıldı? Isıtılarak öldürülmüş bakterileri kapsülsüzün içine koyduk ama fareye enjekte ettiğimizde ölüyorsa demek ki burada kapsüllü bakteriler oluşturdu. Kim oluşturdu bunu? DNA oluşturdu. O zaman bu bilgimiz de arkadaşlar doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi burada da cevabımız bizim için arkadaşlar ne diyeceğiz? Otomatikmen Denizli doğru cevap olacaktır. Hemen 10. soruma geçiyorum. Evet, bir DNA modeliyle ilgili bir sorumuz var. Evet, hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal maddeleri temsil eden halkalar karmaşıktan basite doğru sıralanmıştır. Buna göre aşağıdakilerin temsil ettiği kalıtsal maddeler hangisi söylenemez diye bir soru sorulmuş bize. Hemen şıklara geçelim arkadaşlar. Evet, buradaki gördüğünüz gibi yıldız farklı canlı türlerinde farklı sayıda bulunur. Demek ki en kompleks yapı da kromozomdur. Biliyorsunuz insanda 46, el altı olduğunda 500'dü söylenebilir. Gördüğünüz gibi yuvarlak karakter şurada. Evet, bu karakterin oluşmasını sağlayan birim, evet, sağlayan birimdir. Evet, oluşmasını sağlayan birimdir. Burada dursun karakterler çünkü bizim için gendi ama bu da doğru zaten. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Bunun adı neydi arkadaşlar? Gen. Siz buna eğer nükleotit diyorsanız arkadaşlar bu otomatikman ne olacaktır? Gen. Bu bizim için nedir? DNA. Bu da bizim için zaten ne olacaktır? Kromozom olacaktır. Lütfen unutmayın. Hatta kedi geni diye kodlamıştık.
Üçgeni oluşturan en küçük yapı birimi kromozomdur. Zaten otomatikman bakın Denizli gözüme çarptı. Yanlış. Evet burada da zaten şu üçgen nükleotitte ne demiştik? Tüm canlılarda aynı cins ve çeşit olarak bulunacaktı. Bu da doğru zaten. Ama gördüğünüz gibi buradaki zaten kare DNA demek. Kendisi ne demiş ama buna en küçük yapı birimi kromozomdur. Zaten okuduğunu anlıyorum diye sorulmuş bu soru. Yanlış oldu. Hemen 11. sorumuza bakalım. Hemen yanda zaten arkadaşlar. Evet bir DNA. Gördüğünüz gibi hücre bölünme sırasında DNA kendini eşler ve aşağıda DNA'nın eşlemesiyle ilgili bir görsel verilmiştir. Evet biliyorsunuz bu burada birinci ve ikincisi iplik birbirinden ayrılacak. Birinci iplik arkadaşlar şu. İsterseniz takip edelim. Şöyle geliyor. Evet. Şu bizim için arkadaşlar. Birinci iplik oldu. Hemen gördük. Karşısına gördüğünüz gibi bu eşlenecek. Tabii birincinin karşısına ikinci geldiği için L aslında ikinci iplikle aynıdır. Kendini çünkü arkadaşlar eşleyecektir. Hemen şurada rengi değiştirelim. Gördüğünüz gibi ikinci ipliğimiz de bu. Hemen takip edelim. Bu buraya geliyorsa arkadaşlar bu da ikinci ipliktir. İkinci ipliğin karşısında birinci iplik gelecektir. Lütfen buna da ne yapalım? Dikkat edelim. Şimdi bunu söyledikten sonra soru köklerimize bakalım ve DNA kendini eşleyip ne yapacaktı arkadaşlar? Otomatikmen kendinin birebir aynı yani kopyasını oluşturacaktı. Hemen bakıyorum burada arkadaşlar sorma ne olacak diye okuyalım. KL ipliklerin nükleotit dizilimleri aynıdır demiş. Gördüğünüz zaten iplikler farklı olduğu için farklı olacak. Aynıdır zaten bir direkt yanlış olacak. Hiç bakmaya gerek yok. Ya Adana ya gördüğünüz cevabımız Ceyhan. Hemen devam edelim. X ve Y DNA'ları bir eski bir yeni iplikten oluşur. Zaten bunu söylemiştik. Kendini eşleyecek gördüğünüz gibi. Bu bizim için eski. Karşısına ne yapıyor arkadaşlar? Eşleniyor. Yenisi geliyor. Evet. 1 ve L ipliklerin nükleotit dizilimleri aynıdır. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var mı diye kontrol edelim. L burada arkadaşlar. L buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Ne demiş bize? L'nin karşısına birinci iplik geliyor. Aynı olmaz. Sadece onun eşleniği gelir. Birebir aynı cümlesi yanlış olur, yanlıştır. O zaman burada doğru cevabımız gördüğünüz gibi A seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet burada aynı olan gördüğünüz gibi şu tarafta hemen şöyle rengine de dikkat edersek şuraya geldi arkadaşlar. Kimdir? K. K bizim için 1'di. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı. Tabii şöyle devam edersek şöyle geldik. Bu da bizim için L oluyor. Yani birinci iplik burada farklı harfler verseydi yapabilirdik. Aynı olanları böyle size gösterdim. Oradan da kendiniz anlayabilirsiniz. Lütfen burada DNA'nın eşlemesine dikkat edelim. Hemen sıradaki sorumuz 12. sorumuz. Bir tablo verilmiş. Böyle uzun uzun sorular öğrencinin kafasını karıştırmak için ama kolay bir soru. Hemen bakalım beraber. Tabloyu inceleyen öğrenci Samsun'la ilgili olarak değerlendirmeler yapabilir demiş. Tabloya bir bakalım. Bir yerde uzun süre yaklaşık olarak 30 yıl gözlemlenen hava olaylarının ortalaması o yörün iklimini belirler. İklim verileriyle ilgili araştırma yapan bir grup öğrenci Samsun iline ait aşağıdaki tabloya ulaşır. Tablo 1929 ile 2019 yıllar arasında Samsun ilindeki bazı hava olaylarının ortalamasını aylara göre ölçen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerini vermiştir. Evet bununla ilgili hangileri yapılabilir demiş bakalım. 12. sorumuzda arkadaşlar hemen inceleyelim. Samsun'da sıcaklık 0 santigrat derecenin altına düşmediği için kar yağışı gözlemlenmez. Evet bunlar ortalama değerlerdir. Ortalama değerlerden evet buradaki verilen değeri anlama şansımız arkadaşlar sıfırın altına düşmediği ile ilgili bir bilgi yok. O zaman bunu yapamayız. Birinci bilgi kafadan ne yapacak arkadaşlar? Yanlış olacak. Ortalama değerde bunu göremezsiniz. Peki hemen ikinci bilgiye bakıyorum. Kasım ayı diğer aylara göre çok yağışın düştüğü bir aydır. Hemen burada aylık toplam yağış miktarının ortalaması verilmiş. Hemen beraberce inceleyelim. Kasım'a geliyorum. 8,3, 81,9, 71 gördüğünüz gibi 71 nokta büyük ihtimalle 8 olacaktı burası. 37. Hemen baktığımda Kasım'daki değerin en yüksek olduğunu görüyorum. O zaman bunu direkt ben tabloya bakarak ne yaparım? Söylerim. Son yıllarda sıcaklık ortalamaları yükselmiştir. Fark ettiyseniz yine burası ortalama değerdir. Ortalama değerden son yılları göremediğim için yine bir fikrim oluşmayacaktır. Burada tek görebildiğim arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama değerlere bakarak verilenleri yorumlamaktır. 12. sorumuzun da cevabı A seçeneğidir. Evet, biraz okuduğunu anlama, olayı yakalama. Böyle uzun uzun sorularda öğrenci dikkatini dağıtıyor mu, yoruluyor mu, işte dikkat gözden kaçıyor mu şeklinde sorular.
Hemen beraberce inceleyelim. Bu soru da güzel bir soru. Kalıtımla ilgili. Bezelyelerde uzun boy geni, kısa boy genine baskındır. Bilgi verilmiş bize. Aşağıda uzun boylu bir bezelyenin çaprazlamasıyla beklenen yavruların oluşumu şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi yazılabilir demiş. Baktığımızda burada bir heterozigot ne olduğunu görüyorum. Birey olduğunu görüyorum. Büyük A, küçük A. Yine burada uzun boylu. Peki oluşan çocuklarda ne görüyorum? Kısa boy görüyorum. Demek ki arkadaşlar buradaki de bizim için ne yapmak zorunda? Heterozigot olmak zorunda. Yani büyük A, küçük A. Niye hocam bunu söylüyorsunuz derseniz. Eğer ben burayı büyük A, büyük A alsaydım kısa boylu oluşma ihtimali olmazdı. O yüzden büyük A, büyük A'yı alamıyorum. Heterozigot alacağım ki hemen sizle bunu beraberce çaprazlayalım. 1, 2, 3, 4 demiştim pratikte hatırlarsanız. 1 ile 3 alırsak büyük A, büyük A. 1 ile 4 alırsak büyük A, küçük A. 2 ile 3 alırsak büyük A, küçük A. Her zaman büyüğü önce yazıyoruz. 2 ile 4 alırsak küçük A, küçük A. Gördüğünüz gibi kısa boylu birey ne yaptı arkadaşlar? Oluştu. O zaman burası küçük A, küçük A'dır. Evet, uzun boylu oluştuğu için arkadaşlar hemen şuradan bakalım. Zaten homozigot bireyi yazmışlar. Gördüğünüz gibi bir tane homozigot oluşuyor. O zaman burası ne yapacak? Büyük A, küçük A olacak. Zaten burası gördüğünüz gibi büyük A, küçük A ise de bunun ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Uzun boylu olduğunu biliyoruz. O zaman şimdi bu bilgileri bulduğuma göre hemen şıklardan cevap bulabilirim. Hemen zaten görülüyormuş. Hiç kendimi üzmeyeyim. 1 ne demiştik arkadaşlar? Büyük A, küçük A. Gördüğünüz gibi 2 küçük A, küçük A. 3 yine büyük A, küçük A ve dördüncünün fenotipinde uzun boylu olduğunu gördüğüm için 13. sorunun cevabı A seçeneği olduğunu gördüm. Çok net bir soru. Gördüğünüz gibi hemen cevap görüldü. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 14. soruya geçiyorum. Hep DNA ile ilgili bir soru arkadaşlar 14'te. Beraberce inceleyelim. DNA'nın şifresini çözmek için DNA molekülünü oluşturan nükleotitlerin çeşidini ve sırasını doğru şekilde saptamak anlamına gelir. Bunu saptamak için DNA analizi yapılır. DNA analizlerinde kalıtsal hastalıkların teşhis edilmesi, canlıların sınıflandırılması, adli tıp alanındaki suçların belirlenmesi, hastalıklarla ilgili genlerin mutasyonların belirlenmesi gibi alanlarda yer alınır. Evet, bir dergi yukarıdaki paragrafı okuyan öğrenci hangilerinin cevabını bulabilir diye bir soru sorulmuş bize arkadaşlar 14'te. Hemen beraberce bakıyoruz. DNA analizi için ne yapılır? Gördüğünüz gibi bunu söylüyor. Bir DNA şifresini çözmek için DNA molekülünü oluşturan nükleotitlerin çeşidini sırasını doğru şekilde saptamak anlamına gelir denilmiş. Evet, DNA analizi nasıl yapılır? Bununla ilgili bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi ne diyor? DNA analizine hangi alanlarda ihtiyaç duyulur? Buna da cevap ne yapıyoruz arkadaşlar? Veriyoruz. 14. sorumuz B seçeneği. Hemen buradan 15'e geçelim. Evet, yukarıda bize ne yapılmış? Bir gördüğünüz gibi bulmaca şeklinde bir soru sorulmuş. Okuyalım. Buna göre fenotipleri verilen bezelyelerin sahip olacağı genotipin bulunduğu yolda ilerlerse kaçıncı çıkışa ulaşır denilmiş. Hemen yukarıda bilgi verilmiş bize. Mor çiçek geni, beyaz, gördüğünüz gibi baskın karakterleri söylemiş bize arkadaşlar. Çiçek rengi mor, tohum rengi olarak sarı. Evet, çekinik karakter yeşilmiş. Gördüğünüz gibi çekinik karakter burada da beyaz. O zaman mor oluşuyorsa arkadaşlar baskın olduğunu anlıyorum. O zaman ne tarafa gideceğiz arkadaşlar? Büyük A, küçük A, çünkü bu çekinik olmadı. Hemen buraya bakıyorum, ne oluştuğunu görüyorum arkadaşlar. Yeşil burada da, sarı olduğunu görüyorum. Fark ettiyseniz burada da sarı bizim için baskındı. O zaman bu tarafa gitmiş olsaydık 4'ten çıkardık. Ama burada yeşil yeşil gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim için çekinik karakter. Çekinik olduğu için arkadaşlar küçük B, küçük B. Burada da ikinci karakterden çıkacağım. O yüzden burada cevabım B seçeneği doğru cevaptır. Biraz bulmaca tipinde sorular. Dikkatli olalım. Cidden dikkati ölçen bir sınav olmuş. Öğrenci okuduğunu anlıyor mu? Şekilleri algılayabiliyor mu? Evet, 16. sorumuza geldik. 16. sorumuzda güzel bir soru. Ne demiş? Bir araştırma için çevre kirliliği olan ortamda farklı renklerde kelebekler bırakılıyor. Bir süre sonra bu ortamda kelebek sayısı ve kelebek rengi karşılaştırılıyor. Aşağıdaki grafik elde ediliyor. Bu deneyle ilgili hangileri söylenebilir denilmiş. Fark ettiyse kahverengi kelebek rengimiz artmış. Sarı azalmış arkadaşlar. Mavide bir değişiklik görmüyoruz. Evet, sarı kelebekler avcılar tarafından diğer kelebeklere göre daha kolay fark edilmiştir. Hemen bunu ne yaptım arkadaşlar? Anladım. Çevresel etkiler sonucunda ortamda farklı tür kelebekler oluşmuştur. Gördüğünüz gibi böyle bir bilgi burada yok.
Hemen bakıyorum, kahverengi kelebeklerde ortamda yaşama öğrenme şansı diğerlerine göre fazladır ki sayısı artmış. Buradan da fazla olduğunu anlıyorum. Evet, 16. sorumuzun cevabı B seçeneği doğru cevap olacaktır. 17. soruma geçtim. Evet, gördüğünüz gibi çuha çiçeği verilmiş. Çuha çiçeği 20 ile 25 ile 35 arasında beyaz, 15 ile 25 arasında kırmızı çiçek açar denilmiş. Seda ve gördüğünüz gibi Sedat aynı çuha çiçeklerinin yapraklarından koparıp özdeş saksı ve toprak kullanarak bitkiyi kendi evlerine yetiştirmişler. Komşu olan Sedat ve Seda'nın evlerinde yetiştirdiği çuha çiçekleri yukarıdaki bir görsel verilmiş. Gördüğünüz gibi Sedat da kırmızı, Seda da beyaz. Burada da yukarıda söylemişti, fark etsek 25-35'te, 25 gördüğünüz gibi 35'te arkadaşlar beyaz. Burası da demek ki 15'te 25'te ne olduğunu gördük arkadaşlar, kırmızı. Hangileri doğrudur denilmiş. Evet, Seda ve Sedat'ın çiçeklerinin bir dal koparıp saksıya dikip kendi evlerini büyütürse çiçek kırmızı renkte açar. Gördüğünüz gibi bu yanlış. Sıcaklıkları farklı ortamda yetişen bitkilerin genetik yapısı değişir. Biz burada gen işleyişi değişir demiştik. Genetik yapının değişmesi mutasyondu. Bu zaten neye örnektir arkadaşlar? Modifikasyon. Modifikasyon bizim için neydi arkadaşlar? Gen işleyişinin değişmesi. Lütfen bunu unutmayalım. Gen işleyişi ne yapardı arkadaşlar? Değişirdi. O yüzden de bu bilgide ne yaptı arkadaşlar? Yanlış oldu. Hemen bakalım. Seda kendi çiçeğinden bir dal koparıp saksıya dikip bu çiçeği 15 ile 25'e alsın diyor. Gördüğünüz gibi Seda bulunduğu yerde 25-35'ti, beyaz olmuştu. 15-25'e götürürse diyor, kırmızı renkte çiçek açar mı? Evet, açar. Zaten modifikasyon özelliği buydu. 17. sorumuzun da cevabı C seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet, biz bu genetik yapının değişmesinin diğer adında mutasyon olduğunu da bir hatırlatmakta fayda var. Bu da mutasyondur. Lütfen unutmayalım. Evet, 18. soruma geçtim. Evet, bir gördüğünüz gibi tablo verilmiş bize. Bakalım. Güneş ısısının etkisiyle oluşan basınç, rüzgar, nem, yağış, sıcaklık gibi değişkenler hava olaylarıdır. Evet, bunlar arkadaşlar unutmayalım. Ne demiştik? Güneş ısısının etkisiyle oluşan basınç, rüzgar, nem, yağış, sıcaklık gibi değişkenler. Bunları hep ne demiştik? Hava olaylarıdır. Kısa sürede etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. Bir yerde uzun süre yaklaşık olarak 30 yıl gözlemlenen hava olaylarının ortalaması ile ortalaması ise o yerin iklimini belirler. Evet, yukarıdaki harita ülkemizin iklimini göstermektedir. Görüyoruz. Güzel. Hemen bakalım soru kökümüzde neler sorulmuş bize arkadaşlar. Evet, hangileri yapılabilir denilmiş. Bakalım bu bilgiler ve harita incelendiğinde hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Hemen kontrol edelim. İç Anadolu'nun güneyi bir yıl boyunca en az yağış alan bölgedir. Evet, İç Anadolu'yu unutanlar varsa şurasıydı arkadaşlar. Şimdi kurak olan yerin nerede olduğunu görüyorum. Güneydoğu Anadolu'da olduğunu görüyorum. O zaman bu bilgi zaten buradan ne yapar? Yanlış olur. Burası biliyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz bu kuraklığın geçtiği yer. Burası da bizim için neydi? Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. Lütfen unutmayalım. Evet, Karadeniz kıyıları nemli ve çok nemli bir iklim yapısına sahiptir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Karadeniz şu bölgemizde bizim için. Hemen bakalım ne demiş burada? Çok nemli ve nemli. Evet, oradaki yeşilliklerden bunu anlıyorum. Evet, iklim haritası uzun yıllar sonucunda elde edilen meteorolojik veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Evet, zaten burada kendi yukarıda bize tanımında söylenmişti. Burada cevabımız da arkadaşlar gördüğünüz gibi C seçeneği doğru cevap olacaktır. Sıradaki sorumuza geçelim. 19'da bir basınç sorusu. Keyifli bir soru. Bir Jenga oyununu anlatmışlar bize. Hemen okuyalım. Evet, denge oyununda her sıra 3 tahta blok oluşur. Sıralar oluşturulurken ilk sıradaki bloklar enlemesine dizilirse ikinci sıradaki bloklar boylamasına dizilir. Böylece kule oluşturulur. Oyunda her oyuncu bir blok çekerek çektiği bloğu kulenin üstüne dizmeye başlar. Oyunda yapılan en ufak hata kulenin yıkılmasına neden olur. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada başlangıcı göstermiş bize. Birinci aşama bir numaralı blok ne yapılmış arkadaşlar? Çekilmiş. Evet, tabii ki basıncı yine hatırlayalım, katılarda ağırlık böyle yüzey alanıydı. Siz buradan bir parça çektiğiniz zaman ağırlık değişmiyor. Çünkü tekrar üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar, değişmiyor.
Ama yüzey alanı ne yaptı? Azaldı. Yüzey alanıyla basınç nasıl orantılıydı? Gördüğünüz gibi ters orantılıydı. Çarpı varsa ters orantılı. Lütfen unutmayın. O zaman yüzey alanı azalırsa basıncın artmasını bekleriz. Peki bir numaralı blok üstüne ne yaptık arkadaşlar? Koyduk. Sonra ne yapılmış gördüğünüz gibi? 2 numaralı blok çekildi. Çekildiği zaman biliyorsunuz ağırlık değişmedi ve yüzey alanı değişmedi. Yine üstüne koyduk. Burada da basınç ne yapmayacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir. O zaman bu aşamada basınç ne yapmadı arkadaşlar? Değişmedi. Ama burayı çektiğimizde basınç ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Burada da basınç ne yapacak? Artacak. Hemen şimdi şıklara beraberce bakalım. Ne sorulduğunu görelim. Evet, tabii ki burada grafik istenmiş bizden arkadaşlar. Buna göre basıncın ilk durumda artmasını bekliyoruz çektiğimizde. Çünkü bir başlangıçta basıncımız vardı. Gördüğünüz gibi çekip üstüne koyduk. Basıncın arttı. Tek cevap var. Burada basınç azalmış, azalmış, azalmış. Gördüğünüz gibi artmış. O zaman cevabımız ne yapacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Evet, burada çektiğiniz anda basıncın ne yapmasını bekliyorsunuz arkadaşlar? Azalmasını lütfen. Burada artmasını bekliyorsunuz. Dikkatli olun. Peki buradayken tabii tahtayı çektiğinizde üstüne koyuyorsunuz. Bu aşamada ağırlık azalıyor. Ağırlık azalırken tabii bir miktar basınç azalır ama tekrar bakın aynı hizaya ne yapar? Geri gelir. Ne demiştik? O aşamada basınç değişmeyecek. Tabii şuradan şıklardan gördüğünüzde bu aşağıda mesela bu da gider. Yani bakın burada değişmemiş olabilir. Bu da gider zaten kafadan. Yalnız burada da gördüğünüz gibi basıncı hemen azaltmış. Çektiğimizde ağırlık azalıyor. Şunu düşünebilir öğrenci. Tekrardan aynı basınca ulaştı. Tabii birinci aşamayı şöyle görelim yine. Bloğu çıkarttık. Yüzey alanı küçüldü. Yüzey alanı küçüldüğü için arkadaşlar. Tabii burada parçalardan da gidebilirsiniz. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi. 6, 9, 12. İsterseniz ilk durumdaki basıncı bulalım. 12 bölü yüzey 3'tü. İlk durumdaki basıncınız 4'tür. Çıkartırsak kalan ağırlığımız 11. Yüzeyimiz de 2 olacaktır. Bu da 5,5 olacaktır. Yine basınç artıyor. Hani bazen öğrenci hocam niye Bursa'yı düşünmediniz diye bana sorgulayabilir. Ben de hemen sayılarla size anlatayım dedim. Daha iyi anlayın diye. Gördüğünüz gibi 12 bölü 3 ne yaptı arkadaşlar? 4. Çünkü 12 parça var. Yüzey 3 tane. Ama ben ne yaptım? Çıkarttım. Çıkarttım da 11 parça kaldı. Gördüğünüz gibi 2 tane yüzeyimiz var. 5,5 arttı. Burada azaldığı için o yüzden Bursa'yı eledim. Lütfen dikkatli olalım. Artmasını bekliyorum. O yüzden cevap direktmen D'dir. Bu da dikkat edelim. Güzel bir aşamalar hazırlanmış. Öğrencinin kafası karıştırılabilir burada da. Ama hoş bir soru. 20. soruya geldik. Standartta hep çözdüğümüz bir soru. Hemen beraberce bakalım. Deney sırasında deneyi yapan kişi tarafından gördüğünüz gibi değiştirilen değişkene bağımsız değişken denir diyor. Hatırlarsak biz de bunu kodlamıştık. Bizim değiştirdiğimiz değişken bağımsız değişken. Bizim değiştirdiğimiz değişkenden etkilenen yani deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişken denir. Yani deneyi yapanın değiştirilen etkilenen değişken bizim için nedir arkadaşlar? Bağımlı değişkendir. Deney sırasında deney tarafından değiştirilmeyen değişken de kontrollü değişken denir. Evet, bu tanım bize söylenmiş. Buna göre bağımlı bağımsız değişkeni söylenmiş. Burada yüzey alanı bir tane. Burada yüzey alanı gördüğünüz gibi iki tane. O zaman bizim değiştirdiğimiz nedir diye sorsam size bana hemen yüzey alanı demeniz lazım. Tek şıkta görüyorum. Bu bizim için nedir? Bağımsız değişkendir. Yüzey alanı değiştiğinde tabii ki ne değişir arkadaşlar? Süngere uygulanan basınç ki bunu da görüyorum zaten. Basınç değişmiş. Değişmeyen nedir hocam dersek toplam ağırlık. Yani burada G, burada G dersek 2G. Aynı şekilde buradaki toplam ağırlığınız nedir arkadaşlar? Sabittir. O yüzden 20. sorumuzun cevabı D seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Lütfen durdurup tekrar izlemeyi, tekrar çözmeyi unutmayalım.